Merhaba, ben Orhan Cem Çetin. Kendimi fotoğrafçı vesaire olarak tanımlıyorum. Fotoğrafla ilgilenmemin nedenlerinin en başında hayatla ilgili bir kavrayış geliştirmeme yardımcı olması. Derler ya, bir insanı iyi tanımak için onunla bir yolculuğa çık. Ben de şöyle söylüyorum, bir konuyu derinlemesine iyiden iyiye anlamak, içselleştirmek istiyorsan onunla ilgili bir fotoğraf projesi yap. Dünyayı keşfetmek için her zaman benim için önemli bir araç oldu fotoğraf. Çok küçük yaşlardan beri fotoğrafçılıkla uğraşıyorum. Daha önce amatör bir merak olarak, bir çocuğun oyuncağını kırıp içine bakması gibi sadece merakla başlayan nasıl oluyor, nasıl meydana geliyor, fotoğraf makinesi içinde neler oluyor diye merak ettiğim için bu işle uğraşmaya başladım. Sonra bir anlamda hayatımı ele geçirdi ve uzun yıllardır da hem meslek olarak hem sanatsal ifade aracı olarak fotoğrafı kullanıyorum. Özgeçmişimin başında fotoğrafçı vesaire diye yazıyorum. Çünkü başka mesleklerim de var. Uzun yıllar ticari fotoğrafta yaptım. Ama son yıllarda sadece bir sanatsal ifade aracı olarak fotoğrafı kullanıyorum. Hayatta öğrendiğiniz alanlar arasında transfer yapabilmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Bir alanda edindiğiniz bilgi ve deneyim diğer bir alanda da işinize yarayabiliyor. Diğer sanat alanlarına da dikkatle bakıyorum. O yüzden de benim disiplin arası bir sanatçı olduğum da söyleniyor. Merkezde fotoğraf olmak üzere fotoğrafı metinle, müzikle, resimle ilişkilendirmeyi seviyorum. Hareketli görüntü de ilgimi çekiyor. O konuda da kimi zaman çalışmalar yapıyorum ama en temelde her zaman için fotoğrafçılığım yer alıyor. Onlu yaşlarımda bana bir fotoğraf makinesi hediye edildi bir vesileyle. O makinenin de bir benzeri şu anda burada. Bunun aynısıydı, bir Diana. Pek kullanmıyorum ama hatırası güçlü benim için. Bu gerçekten benim için bir çeşit karmaşık oyuncaktı. Hemen fotoğraf çekmeye başladım. Fotoğrafçılığı ilk öğrendiğim kitaplardan bir tanesi buydu. Tamamen çocuklara fotoğrafçılık öğretmek için hazırlanmış bir kitapçık. Tabii çok basit anlatılıyordu, bu bizi kesmedi. Onun üzerine o zamanlar her evde bulunan 5 ciltlik hayat ansiklopedisi vardı. Onun fotoğrafçılık maddesini başından sonuna satır satır okuduk. Fotoğrafta farklı olan ne var? Şöyle bir şey söyleyebiliriz. Ancak bir gerçeklik varsa bir fotoğraf elde edilebilir. Resimde olup fotoğrafta olmayan şey budur. Var olmayan bir şeyin resmini yapabilirsiniz ama var olmayan bir şeyin fotoğrafını üretemezsiniz. Önemli olan fotoğrafik görüntünün diğer temsil yöntemlerinden farkını iyi kavrayıp onu kurmaya çalıştığınız anlam içinde yaratıcı bir şekilde kullanabilmeniz. Ekipmanınıza çok fazla bağlanırsanız, onunla duygusal bir ilişki içine girerseniz o ekipman sizi sarıp sarmalar gibi bir cendere haline gelir. Sizi sınırlamaya başlar. Ben fotoğraf malzemesine, ekipmana, kameralarıma böyle bir şekilde davranmıyorum. Yani benim için sadece bunlar birer araç. Tıpkı insanların ne bileyim bir otomobille kurduğu ilişki gibi. Önemli olan seyahattir, otomobilin kendisi değildir. O otomobille nereye gittiğin, onunla ne yaptığın, nasıl zaman geçirdiğindir önemli olan. Fotoğraf makinesi de benim için böyle bir şey. Kendi üretimim sırasında kullandığım herhangi bir araç. 80'lerin sonlarında ilk sergimi açtım. Bu özellikle renkli karanlık odada ustalaştığım dönemde kendi geliştirdiğim bir fikir üzerinden, elde renklendirilmiş kağıt negatifler üzerinden renkli fotoğraf kağıtlarına kontak baskı yaparak ürettiğim Tanıdık Şeyler diye bir seriydi. O dönem yaptığım baskılardan bir tanesi.
Ve bu sergiyi açtığım zaman, yanılmıyorsam yine 88 yılındaydı, çok büyük bir tepkiyle karşılandı. Sergiyi gezen insanlar, fotoğraf dünyasında çok saygı duyduğum, önemsediğim, idol kabul ettiğim birkaç insan gelip bunlar fotoğraf değil dediler. Bu benim için çok kamçılayıcı bir şey oldu. Bu işleri fotoğraf olarak kabul etmemelerinin nedeni hem fotoğrafik görüntü ama üzerinde çok belirgin biçimde fırça darbeleri olması, elle eklenmiş detaylar, boya olmasıydı yanılmıyorsam. Bunu bir çeşit dışlanma olarak algıladım ama beni kamçılayan bir şey oldu. Ve sonraki yıllarda da kendimi Türkiye'deki fotoğraf camiasına kabul ettirmek için galiba bir hayli çaba gösterdim. Bir yandan da fotoğrafta alışılmışın dışında daha deneysel, daha sıra dışı yöntemlerin kullanılabilmesi, bunların meşrulaşması ve kabul görmesi için de çok çaba gösterdim. 1980'lerin sonunda Tanıdık Şeyler serisini, özellikle sürecin büyük kısmını Agrandisör'de, yani karanlık odada ürettikten sonra 90'larda yavaş yavaş dijital fotoğrafın ilk öncü uygulamaları ortaya çıkmaya başladı. Tabii ki çözünürlük çok düşüktü, mesleki uygulamalar çok sınırlıydı. Bir ara dönem oldu. O sırada bundan ben bir şekilde haberdar oldum ve bilgisayarda fotoğraf işleyebilme fikri çok ilgimi çekti. Çok iptidai şartlarda ikinci el bir tarayıcı edinip ancak siyah beyaz taradığım fotoğrafları bilgisayara aktarıp renklendirmeyi denemeye başladım. Daha sonra bundan haberdar olan bazı çevreler bunu bir seri haline getirip bir fotoğraf festivalinde sunmamı istediler. 1993 yılının son aylarında Reenkarnasyon adını verdiğim seri ilk defa insanlara gösterildi. Bilgisayarda oluşan fotoğrafları tekrar film üzerine pozlayıp slideshow olarak göstermiştim. Çok büyük bir tepki gördü. Yani bunlar ne biçim fotoğraf? Tıpkı Tanıdık Şeyler serisinde olduğu gibi bir reaksiyonla karşılaştım. Bunlar fotoğraf değil. Fotoğrafın sınırlarının dışında olan bir şey. Başka bir isim vermek lazım buna gibi. Oysa bana göre fotoğrafın ta kendisiydi. Özellikle 90'ların ortalarından itibaren bütün bu imkanlarla nasıl bir anlam yaratırım, bunu düşünmeye başladım. Bir gece çekimi. Karanlık. Bir koruluk. Gibi görünüyor. ...90'lı yıllarda annemin bir göz rahatsızlığı oldu. Retinada bir hasar. Aslında belli bir yaşta ulaşan herkeste olan bir şey. Fakat annem de tam foveada oldu. İki gözünde de, keskin görüşün olduğu bölgede. Ve şu anda da yani görüşünü hemen hemen tamamen kaybetmiş durumda o tarihlerden bu yana. Bu tabii çok korkunç bir şey. Yani hiçbirimizin başına gelmesini istemeyeceğimiz bir şey. Bir yandan benim annemle mesleğim üzerinden ilişkimi de zora soktu. Çünkü benim çektiğim fotoğrafları da görememeye başladı. Ve fotoğrafı ben ona anlatmak durumunda kalıyordum. Bak işte şurasında şu var, bir şey görünüyor. İşte mavi bir denizin içinde insanlar var filan gibi. Ve o da tamamen hayal edip bu fotoğrafı üzerinden bana yorum yapıyor. Beğeniyor, beğenmiyor ya da bir yorum yapıyor. Böyle Fotoğraflar Yok serisinin esin kaynağı aslında böyle küçük çapta bir aile içinde yaşadığımız bir zorluk tür. 95 yılında yanlış hatırlamıyorsam bunu bir sergi olarak tasarladım. 8 tane metin, her biri bir fotoğrafı anlatıyor. Ve bu metinler duvara asılarak sergilendi. İster siz resim yapın, ister heykel yapın, ister müzik yapın, her ne yapıyorsanız yapın. Sanat eseri dediğimiz şey o ortaya koyduğumuz ve paylaşıma açtığımız şey değildir. O şey aslında büyük bir zincirin bir parçasıdır. Son aşama izleyicidedir ve onun zihninde oluşur sanat eseri. Böyle kabul ediyorum. O yüzden benim yazdığım metin, herhangi birisinin zihninde bir fotoğrafı oluşturuyorsa fotoğraf oradadır aslında. Fortuna başlığıyla sergilenmiş olan serinin kökeninde de bir sözcüğün anlam zenginliği var.
O sözcükte çözmek kökü. Çözmek aynı zamanda hem problem çözmek hem eritmek anlamına geliyor. Çözelti diyoruz mesela, bizim karanlık odada da çok kullandığımız bir kavram. Bir şey, bir tozu erittiğiniz zaman o bir çözelti oluyor. Yani bir maddenin bir sıvının içinde gözden kaybolacak şekilde eriyip yok olmasına çözmek adını veriyoruz. Bir problemi çözmek de aynı fiille söyleniyor. O halde bir çözelti haline gelmek, eriyip gitmek bir çözüm, bir problemin ortadan kalkması diye düşünülebilir. Ve aynı sözcüğün başka dillerde de bu iki anlama geldiğini fark edince çok ilgimi çekti. Solüsyon veya solution İngilizce'de aynı şekilde. Ama erimemesi, iki maddenin birbirine karışmaması, çatışması ise o zaman bir çözümsüzlük anlamına gelebilir. Ve bunu bir metafor olarak kullanmaya karar verdim. Karışmayı reddedecek olan, en büyük çatışmaya girebilecek olan maddenin ne olabileceğini düşündüğümde kurşun dökme geleneği aklıma geldi. Bu çatışmayı yaratmaya karar verdim. Kurşun eritip suyun içine döktüm ve bu çatışmaya bizzat şahit oldum. Kesinlikle birbirlerine karışmıyorlar çünkü bir tanesi hayatiyet, arınma gibi iyi şeyleri temsil ediyor. Diğeri ölüm, tahribat, yanma gibi çok daha kötücül şeyleri temsil ediyor. Ve bu ikisinin çatışmasında da her zaman için kötü olan, yani kurşun, mağlup çıkıyor. Böyle bir kurşun dökme sürecinden sonra elde ettiğim kurşun parçacıklarının makro fotoğraflarıyla bu dörtlü seriyi ürettim. Benim bir kelimenin anlam zenginliği üzerinden üretmeye çalıştığım, kurşun metaforunu kullandığım bu seride makro fotoğraflar üzerinden bu detayları da göstererek izleyicinin zihninde aynı süreci canlandırmaya çalıştım. Yıllar önce Canavar Selfie, Monster Selfie adında bir performans yaptım. Bu Contemporary İstanbul'lardan bir tanesindeydi. 90 dakikalık şovlar diye bir programın içindeydi. Küratör Markus Graf'ın düzenlediği. Ben kendi sıramda bir puzzle, bir bilmece yapmaya çalıştım. Kendi yüzümden ve bedenimden ayrıntıların oluşturduğu çok sayıda fotoğrafı yere serdik ve izleyiciyle beraber bunları birleştirerek tekrar beni inşa etmeye çalıştım. Bu çabanın arkasında tabii bazı sorular vardı. Örneğin selfie çılgınlığı alıp yürümüşken, herkes bunu yapıyorken bir profesyonel fotoğrafçının selfie olarak neler yapabileceği sorusu. Yine benim öteden beri makro çekimlerle, yakın plan fotoğraflarla yaptığım çalışmaların selfie'de yansımasının ne olabileceği ve izleyiciyle birlikte bir fotoğraf inşa etme çabasının yine fotoğrafı bir an olmaktan çıkarıp bir sürece dönüşmesi. Bir şeye, herhangi bir şeye çok yakından baktığınız zaman orada bambaşka bir kurguyla karşılaşıyorsunuz. Eğer size yabancı, tuhaf, düzensiz görünüyorsa muhtemelen yeterince yakından bakmıyorsunuz. Daha da yakından baktığınız zaman o kurgu görünür oluyor. Fazla yaklaşırsanız ve yine tanınmaz hale gelirse biraz geri gitmeniz lazım. Tabii tanıdıklık dediğimiz kavramın bellekle de ilişkisi var. Bir şeyi tanıyabilmeniz için önce onunla bir kez ilk defa karşılaşmanız gerekiyor. Yani herhangi bir şeyi ilk kez gördüğünüz zaman o size yabancıdır. Ancak ikinci ve sonraki karşılaşmalarınız da sizin için tanıdıktır. O yüzden bir şeyin tuhaf görünmesi, yabancı görünmesi, tekinsiz görünmesi de o kadar kötü bir şey değildir. Onunla ilk defa karşılaşıyorsunuz demektir. Varoluşumuz, insan hayatının tümü meraklanmak, o merakı gidermek ve bu sayede yeni merak edecek şeyler bulmakla geçiyor. Şöyle de dile getirmiştim bunu, her yeni bilgi yeni bilinmezlikler doğurur. Ve bunun için galiba hiç durmadan çevremizi manipüle ediyoruz, deneyler yapıyoruz. Suya bir taş atıyorsun ve onun yarattığı dalgaları izliyorsun. Doğada çevremizde görüntülemek istediğimiz çoğu şey aslında üç boyutlu. Bunları ben bir matbaa presiyle sıkıştırıp iki boyutlu hale getirip oradan başlatıyorum süreci. İkinci bir imkan tanıyor bana.
bu nesnelerin içinde saklı olan bir takım sıvılar, renkler vesaire, bunlar sıkıştırma sırasında arasına koyduğum, nesneyi arasına koyduğum kağıtta izler bırakıyorlar. Kontrolsüz bir şekilde. Bu da bir keşif süreci. Aslında bir şeyi açıp içine bakmanın, içinde ne olduğunu öğrenmenin çeşitli yollarından bir tanesi. Ve hayat sürekli bunu yapmamızla geçiyor. Bir insanın içinde ne olduğunu keşfetmeye çalışıyorsunuz diyelim ki onunla bir iletişime girdiğinizde. Kendimizi anlama çabası da böyle bir şey değil mi? Kendimizi de açıp içimize bakmaya çalışıyoruz. Preslenmiş ıslak bitkiler sıvılarını, öz sıvılarını üzerinde bulundukları kağıda yayıyorlar. Bunu incelemek çok ilginç. Özellikle detaylı bir görüntüleme yöntemiyle çok yakından baktığınız zaman hep şunu umuyorum. Tüm kainatta yaygın olan, hakim olan bazı dinamikler, bazı süreçler burada da kendilerini görünür yapacaklar ve ben de varoluşa dair bir şey öğreneceğim orada. Fotoğraf tekrar tekrar keşfedilen, her gün paletine yeni renkler eklenen inanılmaz bir alan. Ben henüz sıkılmayı başaramadım.